Merhabalar. Mukavemet, elastisite teorisinde temel konular ve kırılma mekaniği derslerini tamamladıktan sonra bu dersimizle beraber statik dersine giriş yapıyor olacağız. Bu ilk dersimizde statiğin tanımını yapacağız. Bu ders kapsamında nasıl bir içeriği çalışıyor olacağız ve dikkat etmemiz gereken noktalar ve beklentiler üzerinde duracağız. Statik mekanik biliminin bir alt dalı olduğu için önce mekaniğin tanımı ile başlayalım. Mukavemet dersinin başında da bahsetmiştik aslında bu tanımdan ve sınıflara ayrılmasından ve kullanılan temel ilkeler ve parametrelerden. Ama kısaca tanımlayalım ve statik içeriğine daha sonra geçelim. Mekanik kuvvet veya kuvvetler etkisi altında bulunan cisim veya ortamların durgunluk veya hareket hallerini inceleyen, analiz eden bir bilim dalıdır. Ve şu sınıflandırma ağacından da şimdi göreceğimiz üzere aslında makine mühendisliği öğretim planında oldukça geniş bir alanı kapsayan dersler, alt disiplinler içermektedir. Mekaniği İlk iki ana dal olarak rigid cisim mekaniği ve sürekli ortamlar mekaniği olarak iki ana alt gruba ayırabiliriz. Rigid cisim mekaniğini statik ve dinamik olarak ikiye ayırabiliriz. Burada tabii rigid cisim mekaniği dediğimiz kuvvet etkisi altında veya kuvvetlerin etkileri altında cisim veya cisimlerin şekil değiştirmediği, deforme olmadığını kabul ederek analizlerimizi gerçekleştiriyoruz. Onun için rigid cisim mekaniği diyoruz. Tabii gerçekte az veya çok tüm cisimler deforme olacaktır. Tamamen sıfır deformasyon değil, yani mükemmel rigid cisim olmayacaktır. Ancak bu statik ve dinamik analizlerimizde her ne kadar katı cisim üzerinde kuvvet etkisi altında bir deformasyon olsa da statik ve dinamik analizlerinde bizim aslında çözmeye çalıştığımız, bulmaya çalıştığımız kuvvet, moment, hareket özellikleri yani yol, hız, ivme gibi parametrelerin bulunması açısından o deformasyonun bir etkisinin olmadığı yani kuvvet etkisi altında o cisim deforme de olsa bizim bulmaya çalıştığımız parametreler açısından bir etkisi olmadığı kabulüyle biz rigid cisim olarak kabul edip analizlerimizi yapıyoruz statik ve dinamik analizlerde. Statikte tabii ki durağan cisimleri inceliyoruz. Dinamikte ise hareket halinde bulunan cisimleri analiz ediyoruz. Sürekli ortamlar mekaniği, katı cisimler mekaniği ve akışkanlar mekaniği olarak iki alt gruba ayrılıyor. Ve burada katı cisimler mekaniğini de elastisite, viskoplastisite olarak alt dallara ayırabiliriz. Tamamen elastik deformasyon, kalıcı deformasyonu da içeren plastik deformasyon veya hem elastik hem plastik deformasyon ikisi birlikte gerçekleşiyorsa, örneğin bir pekleşme bölgesi gibi çekme eğrisindeki veya sigma epsilon eğrisindeki pekleşme bölgesi gibi orada hem elastik deformasyon var hem plastik, elastoplastik deformasyon diyoruz burada. Viskoelastisite ve viskoplastisite ise aslında zaman ile deformasyonun ilerlemesi veya yükü kaldırmış isek zaman ile deformasyonun geri gelmesi. Tamamen deformasyonumuz geri geliyorsa, sıfır deformasyon konumuna geri geliyorsak yükü kaldırdıktan sonra bu viskoelastik bir deformasyon. Tabii yeterli bir zaman bekledikten sonra. Ne kadar zaman beklersek bekleyelim, belirli bir deformasyon yani kalıcı deformasyon cisim üzerinde kalmış ise viskoplastik deformasyon diyebiliriz. Viskoplastik deformasyon şeklinde tanımlayabiliriz. Akışkanlar mekaniğini de sıvılar ve gazlar olarak ikiye ayırabiliriz. Sıvılarda
statik durum için hidrostatik, dinamik durum için hidrodinamik analizler, gazlarda ise aerostatik ve aerodinamik veya aerostatik veya aerodinamik olarak adlandırılabiliriz. Durağan veya dinamik hareket halinde bir sıvı veya gaz olması durumuna göre bu alt dalları ayırabiliriz. Burada dinamiği de kendi içinde aslında kinematik ve kinetik şeklinde iki ayrı dala da ayırabiliyoruz. Kinematikte biz hareket halindeki cismin sadece hareketinin geometrisiyle ilgileniyoruz. Yani konum, hız, ivme, zaman arasındaki ilişkileri analiz ediyoruz ve bu parametreleri çözüyoruz. Bu harekete neyin neden olduğuna bakmaksızın, yani kuvvet veya etki eden momentlere bakmaksızın. Diğer yandan kinetikte ise sebep, yani kuvvet ve veya momentler cisme etkeden dahil edilerek o cisimden biz bu kuvvet veya momentler dış etkenler altında nasıl bir hareket bekleriz? Veya cisimden elde etmek istediğimiz temel bir hareket için nasıl kuvvet veya moment ve kuvvet ve moment sistemi uygulamamız lazım? Yani sebep sonuç, elde etmek istediğimiz sonuç, sebep ne olmalı? Bunu da dahil ettiğimiz analizler aslında kinetik. Peki, mekanik çalışmaları literatürde baktığımız zaman aslında Aristo ve Arşimed dönemlerine kadar geriye uzanmakla beraber günümüzde kullandığımız mekanikte temel formülasyon ve ilkeler aslında Newton döneminde oluşmuştur. 1642 ve 1727 yıllar arasında yaşamış olan Newton döneminde oluşmuştur. Daha sonra bu ilkeler özellikle dinamik problemler için D'Alembert, Lagrange ve Hamilton tarafından da farklı değiştirilmiş formlarda ifade edilmişlerdir. Şimdi sınıflandırma ağacında gördüğümüz üzere aslında mekanik bilim dalı içerisinde bizim ilk öğrendiğimiz ders rigid cisim mekaniği içerisinde bulunan statik ders veya statik disiplinini öğreniyoruz. Burada aslında mekaniğin temel ilkelerini öğreniyoruz. Statik, durağan, rigid cisimlere bu ilkeleri uygulayarak. Statiğin şimdi tanımını yapalım. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi ivmeli hareket yapmayan, yani durağan veya sabit hızla hareket eden bir cisim üzerinde, ki çoğunlukla durağan cisimler, bizim analiz ettiğimiz cisimler veya sistemler. Durağan veya sabit hızla hareket eden parçacık, rigid cisim veya sistemler üzerinde kuvvet ve moment analizleri yaptığımız ve mekaniğin bir alt sınıfı olan bir bilim dalı veya disiplindir. Statik dersi veya disiplini. Şimdi statikte kuvvet ve moment analizi yapıyoruz. Bu kuvvet ve moment analizleri ile biz mukavemet dersinde de cismin kritik bölgelerinde veya parçanın kritik bölgelerinde gerilme ve deformasyon analizleri yapıyoruz, hesaplamaları yapıyoruz. İşte bunlar için gerekli olan, yani bizim mukavemet analizlerinde yaptığımız bu gerilme ve deformasyon analizleri, hesaplamaları için gerekli olan atalet momentleri gibi bazı ön hazırlık veya temel bilgileri de içermektedir statik disiplini veya dersi. Bunu da öğreniyoruz bu ders kapsamında. Dersin sonuna doğru bu konuları işliyor olacağız. Statik analizlerinde Newton'un birinci yasası ve serbest cisim diyagramları kullanılarak, serbest cisim diyagramlarını tanımlayacağız ileriki derslerimizde. Newton'un birinci yasası ve serbest cisim diyagramlarını kullanarak, ki serbest cisim diyagramı cisim veya o cismin belli bir parçası üzerinde, belli bir kısmı üzerinde etki eden tüm kuvvetleri gösterdiğimiz diyagram. Bu
birinci yasa, Newton'un birinci yasası ve serbest cisim diyagramlarını kullanarak biz parçacık, rigid cisim veya cismin belirli bir bölgesi üzerinde kuvvet ve momentlerin denge denklemlerini oluşturuyoruz. Denge denklemlerini yazıyoruz. Daha sonra bu denklemlerin çözümünden bizim bulmak istediğimiz ilgili bölgedeki veya noktadaki dış ve iç kuvvet veya tesirlerin, ki bu tesirler örneğin bir kirişin kesitinde, iç kesitinde, kirişin bir ucundan diğer ucuna, bir kesme kuvveti olabilir, eğilme momenti olabilir veya başka parçalar için normal kuvvet, kesme kuvveti, burulma momenti, eğilme momenti, bunların herhangi bir veya birkaçı beraber tesir ediyor olabilir bizim analiz etmek istediğimiz ilgili kesitle. Dolayısıyla Newton'un birinci yasasını ve bu serbest cisim diyagramlarını kullanarak denge denklemlerini yazıyoruz ve çözmek istediğimiz, bulmak istediğimiz kısımdaki bu tesirleri hesaplıyoruz. Bunlar, tekrar ediyoruz, normal kuvvet olabilir, kesite dik etkiyen kuvvet, kesme kuvvet olabilir, kesit ile aynı düzlemde etkiyen eden bir kesme kuvvet, burulmaya zorluyor olabilir iç moment, burulma momenti, mesela şaftlarda burulma problemleri için veya kirişlerin eğilmesi gibi problemlerde de eğilme momenti olabilir kesitlerde. Bunların hepsini bu statik denge analizleriyle buluyoruz. Peki nelere dikkat etmemiz lazım bu dersi çalışırken, öğrenirken, irdelerken neleri göz önünde bulundurmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım? Bir defa biraz önce de bahsettiğimiz gibi rigid cisim mekaniğinin altında bir alt alan, statik dersi veya disiplini. Dolayısıyla biz kuvvetler etkisi altında cismin deformasyona uğramadığını kabul ediyoruz. Bu bir kabul. Çoğu katı cisim için zaten biz tasarımlarımızı elastik sınırlar içinde yaptığımız için deformasyonlar oldukça küçük ve elastik limitler içerisinde ve bizim yapmak istediğimiz kuvvet ve moment analizi için bu küçük deformasyonların bir ehemmiyeti, bir önemi yok. Onun için deformasyona uğramadığını kabul ederek bu kuvvet ve moment analizlerini yapıyoruz. İster parçacık statiği analizi yapalım, ister iki veya üç boyutlu rigid cisimlerin mekanik, yani statik veya dinamik analizlerini yapalım. Bizim en önemli başlangıç noktamız bu problemleri çözerken etki eden tüm dış kuvvetlerin veya cisim üzerinde bir kesit alıp belli bir parçasını, kısmını analiz edeceksek iç kuvvetleri de dahil ediyoruz o zaman, iç tesirleri de. Bunların hepsini doğru bir şekilde gösteren serbest cisim diyagramlarını doğru bir şekilde çizerek başlamamız. Çünkü problemin çözümünün başlangıç noktası burası. Dahil etmediğimiz bir tesir olursa, bir kuvvet veya tesir olursa serbest cisim diyagramı üzerinde, o zaman biz probleme yanlış başlamış oluruz. Yanlış diyagramı çözmüş oluruz. Eksik olmuş olur veya fazla kuvvet olmayan bir kuvvet yazıp veya moment başka gerçek olmayan şeyleri çözmüş oluruz. Onun için serbest cisim diyagramının problemin yükleme ve sınır şartlarına uygun bir şekilde, bunları da göreceğiz ileride, doğru çizilmesi lazım. En önemli başlangıç noktası burası. Bunu yaptıktan sonra statik denge denklemlerimizi doğru yazmamız lazım. İşaretlerine dikkat ederek kuvvetlerimizin veya momentlerimizin ve veya momentlerimizin işaretlerine, yönlerine dikkat ederek denge denklemlerimizi doğru yazmamız lazım. Kuvvet ve moment denge denklemlerini. Ve biz burada elde ettiğimiz serbest cisim diyagramı ve bu serbest cisim diyagramından yazdığımız denge denklemlerini çözerek herhangi bir nokta veya kesit üzerinde etkin tesirini cisim üzerinde hesaplayabiliriz. Bunlar kuvvet veya moment olabilir. Bunu değişik bölgeler için yaptığımızda,
cisim üzerinde, analiz ettiğimiz cisim veya kısmi parça üzerinde yaptığımızda bu cismin veya yapısal elemanın parçanın tüm bölgelerinde, örneğin uzunluğu boyunca bu tesirleri biz hesaplayabiliriz. Bunu hesapladıktan sonra da biz bunların aslında bu dağılımı grafik edebiliriz. Örneğin kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarını çizmeyi göreceğiz. Öncesinde bölge bölge analiz yapacağız. Denge denklemlerini yazarak statik denge analizi yapacağız ve o değerleri bularak grafik edeceğiz. Daha sonra pratik grafik yöntemlerini öğreneceğiz. Dolayısıyla biz bölge bölge istediğimiz yerde bu tesirleri, statik etkin tesirleri statik analizlerle hesaplayabiliriz. Biraz önce bahsettik. Bizim bu statik analizlerinden elde ettiğimiz sonuçlar çoğunlukla kuvvet ve moment dağılımları, büyük çoğunlukla. Belli noktalarda cismin tüm uzunluğu boyunca, değişik bölgelerinde vesaire. Biz bu kuvvet ve moment dağılımlarını elde ediyoruz ki biz bu değerler ile bunları girdi olarak kabul edip alıp mukavemet analizlerini, yani gerilme ve deformasyon analizlerini yapabiliyoruz. Yani statik analizlerinden elde ettiğimiz sonuçlar aslında bizim mukavemet analizlerimizde girdi olarak kullanılıyor çoğunlukla. Dolayısıyla bu analizleri doğru yapmak çok önemli. Bir problemi, yani bir mukavemet problemine başlarken oradan o problemde kullandığınız girdiler, yani kuvvet ve moment değerleri doğru olmazsa sizin hesapladığınız gerilme ve deformasyon, yer değiştirme veya birim şekil değişimi gibi değerlerin doğru olmasının imkanı yok. Girdiniz doğru olacak ki çıktınız, yani sonucunuz doğru olabilsin. Onun için statik analizleri doğru yapmamız gerekiyor. Ayrıca atalet ve kütle momentleri gibi içerdiği diğer konular ile de mukavemet ve dinamik analizleri için bir temel ön hazırlık konuları da içermektedir statik disiplin veya dersimiz. Bu bilgiler ışığında üzerine basa basa şunu söyleyebiliriz ki statik analizlerle kullanılan temel denklem ve uygulama yöntemlerinin ve ilkelerin çok iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmekte. Sınıflandırma ağacımızda da gördüğümüz gibi benzer denge denklemleri, aslında orada dinamik dersi vardı, mukavemet var, elastisite diye aslında biz listeledik ama biz lisans seviyesinde elastisite dersinde diferansiyel elemanlarla gördüğüm, diferansiyel denklemler ile yaptığımız analizleri biz mukavemet dersinde kısmi kesitler alarak, kısmi serbest cisim diyagramları kullanıp dış kuvvetler ile kesitlerdeki gerilme dağılımlarından oluşan iç kuvvetlerin, iç tesirlerin dengelerini yazarak çalışıyoruz. Dolayısıyla orada da denge denklemlerini kullanıyoruz. Mukavemet, dinamik, akışkanlar mekaniği. Akışkanlar mekaniğinde de aslında denge denklemlerini yoğunlukla kullanıyorsunuz, kullanacaksınız. Yani statikte öğrendiğimiz bu prensipleri çok iyi özümsememiz lazım ki akışkanlar mekaniği dersinde bile bu denge denklemlerini bilinçli yazabilelim. Ayrıca makine elemanları, makine tasarımı, yine makine elemanları dersinde de gerilme hesaplamaları çok yoğunlukla yapılıyor. Bunun da tabii temeli statik analizde doğru kuvvet analizini yapabilmeniz lazım ki veya doğru moment veya tork değerini bulabilmeniz lazım ki o gerilme hesaplamaları ve dolayısıyla sizin tasarımınız doğru olabilsin. Makine dinamiği dersinde de yine makine parçalarının dinamik analizini yapıyoruz. Onun dinamik hareket analiziyle de beraber kuvvet, moment etkileşimi ve bir makine parçasına verilen belli bir dış tesirin, yani kuvvet ve veya moment tesirlerinin oluşturacağı makine parçaları ve elemanları üzerindeki hareket, hız, ivme
izleyeceği trajektörü, yollar gibi konularda işlenmektedir. Dolayısıyla mühendisliğin, makine mühendisliğinin bu alt temel alanlarına da çok ciddi bir ön temel, en temel oluşturan bir disiplindir statik ders. Onun için çok iyi özümseyip öğrenmemiz lazım. Statik dersinde, bir sonraki dersimizde mekanik biliminin tanımını yapacağız. Sınıflandırmadan biraz daha detaylı bahsedeceğiz. Ve mekanik biliminde kullanılan temel kavramlar, parametreler, temel prensipler ve çözüm yönteminde uygulanan aşamalardan bahsedeceğiz. Devam eden derslerimizde parçacıkların statik analizi konusunu işleyeceğiz. 2 ve 3 boyutlu statik denge analizleri yapacağız. Parçacık üzerinde etkeden kuvvetleri ele alarak. Yani bizim cismimiz bir parçacığa indirgeyebileceğimiz kadar küçük kabul edebilirsek boyutlarını, problemin genel boyutlarına oranla, biz bir parçacık olarak ele alıp daha sadeleşmiş bir kuvvet analizi yapıyoruz. Yani o cisim üzerinde parçacık olarak kabul ettiğimiz bir cisim üzerinde o kuvvetler moment oluşturmuyor. Çünkü cismimizi zaten bir nokta olarak öngörüp veya kabul edip analizimizi yapıyoruz. Daha basit analizler. Ancak cismimizin boyutları, problemimizin diğer ele alınan boyutlarına oranla ihmal edilebilir boyutta değilse veya uygulanan kuvvetler tekil bir noktada uygulanmamışsa, boyutları dikkate almamız gerekiyorsa, o zaman rigid cisim mekaniğine statik analizler için girip bizim burada kuvvet çifti, yani moment, ikisi aynı şey, ve kuvvet moment sisteminin indirgenmesi gibi konuları çalışıp buradaki analiz yöntemlerini öğrenmemiz gerekiyor. Rigid cisimlerin dengesini daha sonra analiz edebiliriz. Bu bir önceki konuyu öğrendikten sonra, yani kuvvet ve moment denge denklemlerinin yazılarak statik denge analizinin bir rigid cisim için gerçekleştirilmesi, gerek 2 boyut gerek 3 boyutlu problemler için. Yine ağırlık ve alan geometrik merkezleri de aslında statiğin konusuna giriyor. Çünkü bir cismin ağırlığı dediğimiz zaman onu oluşturan parçalar, zerreciklerin de kendi içerisinde ağırlıkları var. Ve bunlar cisim boyunca veya bir alan boyunca yayılmış durumdalar. Yani ince bir levhadan bahsediyorsak, bir düzlem gibi kabul edebileceğimiz, üstten baktığımız zaman sabit kalınlıklı bir düzlem gibi üstten baktığımız zaman görebileceğimiz bir cisimse, o zaman basitçe alanın geometrik merkezini hesaplıyoruz. Ancak gerek 3 boyutlu bir cisim, gerekse 2 boyutlu bir levha, düzlem ve sabit kalınlıklı bir levha gibi ele alsak da, o parçacıkların, cismi oluşturan parçacıkların kendi ağırlıkları da yayılı durumda. İşte yayılı kuvvet konseptini, kavramını kullanarak yine statik denge analizleriyle, yani moment dengesini yazarak ağırlık merkezi ve alan geometrik merkezinin nasıl hesaplandığını göreceğiz. Bu konulardan sonra yapıların statik analizini işleyeceğiz. Ki burada işleyeceğimiz konular kafes yapılar, çerçeve yapılar ve makineler olmak üzere bu 3 ana grupta statik denge analizlerini gerçekleştireceğiz. Bunların tanımlarını detaylı bir şekilde yapacağız. Ayrıca kiriş ve kablolarda kuvvetlerden bahsedeceğiz. Ve kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarını çizeceğiz kirişler için. Kablolarda ise kablo kuvvetleri ve şekillerinden bahsedeceğiz. Yine hep statik denge analizlerine bağlı olarak. Yine öyle problemler var ki cisimler şekil bağlı değil, üst üste duruyor, birbirlerine baskı uyguluyor ve bu ara yüzeyler mükemmel, pürüzsüz olmadığı için az veya çok bir yanal kuvvet, etkileşim kuvveti, sürtünme kuvveti oluşuyor. Biz herhangi bir yanal etki kuvveti
verdiğimiz zaman sisteme veya parçaya herhangi bir yanal yönde bir kuvvet bileşeni etkiliyorsa ara yüzeyde de bir sürtünme kuvveti oluşuyor. İşte bu sürtünme kuvvetini de dahil ederek statik denge analizini nasıl yapıyoruz? Veya o sürtünme kuvveti o cismi statik olarak tutmaya yeter mi yoksa cisim harekete mi başlar? Gibi soruları cevaplayabileceğimiz sürtünme kuvvetlerinin de dahil olduğu statik denge analizlerini gerçekleştireceğiz. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi burada aslında statik denge kuvvet veya moment analizi yok, atalet momentleri konusunda. Bu konu mukavemet dersinde gerek burulma gerekse kirişlerin eğilmesi konularında, gerilme hesaplamalarında örneğin burulma problemleri için tau eşittir kayma gerilmesi, bunları mukavemet dersinde öğreneceksiniz. T yani tork, şafta etkileyen tork, burulma momenti çarpı C, şaftın merkezinden dış yüzeyine olan yarıçap mesafesi ve J. Buna polar atalet momenti diyoruz. J, polar atalet momenti. Kutupsal atalet momenti veya. Burası aslında tau maksimum. Tau maksimum. Maksimum kayma gerilmesi en dış yüzeyde. Benzer şekilde bir kirişteki eğilme kuvveti sigma maksimum eğilme diyelim. Bu da benzer şekilde mc bölü i diyoruz buna da. M eğilme momentimiz, i ise atalet momenti veya kartezyen atalet momenti. C de kirişin kesitinin ağırlık merkezinden, tarafsız eksenden en üst veya en alt yüzeye olan mesafesi olarak anlıyoruz. İşte burada bakınız bu atalet momentleri aslında gerilmeye karşı tau ve sigma. Gerilme bizim aslında yüksek olmasını istemediğimiz bir parametre, bir büyüklük. Gerilme ne kadar büyükse biz o parçayı, o cismi kırmaya, koparmaya o kadar yakınız demektir. Ki tasarımda bu istemeyeceğimiz bir şey. Peki o zaman demek ki bu atalet momentleri ne kadar büyükse gerek J gerek I bizim kayma gerilmesi tau maksimum veya sigma maksimum bunu azaltmaya yönelik bir parametre bunlar. Ve kesit üzerinde tanımlı atalet momenti kirişimizin kesiti veya şaftımızın kesitine bağlı geometrik boyutlarına bağlı. J ne kadar, I ne kadar büyükse gerilme o kadar düşük oluyor. Yani bir nevi direnç, gerilmeye karşı bir direnç. Dolayısıyla biz bu mukavemet analizlerine başlamadan önce de bu atalet momenti hesaplamasını yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Statik dersinde bunları da öğrenmiş oluyoruz. Dersimizin son aşamalarına doğru. Uygulamalar da yapacağız. Ve bu uygulamalar dersin en sonunda, yani tüm derslerin en sonunda değil, her bir dersin içerisinde aslında temsili olarak öğrendiğimiz teorik bilgileri uygulayabileceğimiz her bir derste birkaç tane uygulamamız olacaktır. Derste takip edeceğimiz kaynak Vector Mechanics for Engineers Statics kısmı bunun. Aynı kitabın bir de Dynamics kısmı var. Bu da dinamik problemler için. Yani mühendisler için vektör mekaniği. Neden vektör mekaniği diyoruz? Kuvvetten bahsediyoruz, vektörel bir büyüklük. Momentten bahsediyoruz, vektörel bir büyüklük. Ve biz bunlarla gerek iki boyutlu gerek üç boyutlu analizler gerçekleştiriyoruz. Statik denge analizleri. Bunları özellikle birden fazla kuvvet, moment, üç boyutlu problemler vesaire vektörel analiz ile daha sistematik, daha doğru yapabiliyoruz ve vektörel işlemlerle gerçekleştiriyoruz. Onun için vektör mekaniği, vector mechanics for engineers, mühendisler için vektör mekaniği diyoruz ve statik kitabımızı kullanıyoruz. 9. İngilizce baskı SI unit'te, SI birimlerinde Beer ve Johnston ve Mazurek ve Eisenberg tarafından yazılmış olan
McGraw Hill Yayıncılık kitabı temin edebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Kitabın farklı bir önceki veya bir sonraki versiyonlarının, daha önceki versiyonlarının Türkçe tercümeleri de mevcut bildiğim kadarıyla. Onları da temin edebilirsiniz. Kesinlikle bir mühendis olarak kütüphanenizde bulunmasını tavsiye ettiğim bir kaynaktır. Gerektiği ölçüde diğer açık kaynaklardan da dersler boyunca faydalanmayı düşünüyorum.